Merhaba, herkese hayırlı, huzurlu, sağlıklı, mutlu günler dilerim. Antoine de Saint-Exupéry, Küçük Prens. 15. bölüm. 6. gezegen 5.'den tam 10 kat büyüklükteydi. Burada kocaman kitaplar yazan yaşlı bir beyefendi yaşıyordu. "Hey, işte bir kaşif!" diye bağırdı Küçük Prens'i görünce. Küçük Prens masanın üstüne oturup biraz soluklandı. Öyle uzun süredir yolculuk yapıyordu ki. "Nereden geliyorsun?" diye sordu yaşlı adam. "Bu kalın kitap nedir? Burada ne yapıyorsunuz?" dedi Küçük Prens. "Ben coğrafyacıyım." "Coğrafyacı ne demek?" "Denizlerin, nehirlerin, şehirlerin, dağların ve çöllerin yerini bilen kişiye coğrafyacı denir." "Bu çok ilginç," dedi Küçük Prens. "Sonunda gerçek bir meslek." Sonra da coğrafyacının gezegenini çabucak gözden geçirdi. Daha önce hiç böyle muhteşem bir gezegen görmemişti. "Gezegeniniz çok güzel. Burada okyanuslar var mı?" "Bunu bilemem," dedi coğrafyacı. Küçük Prens hayal kırıklığına uğramıştı. "Ah, peki hiç dağ var mı?" "Bunu bilemem," dedi coğrafyacı. "Peki şehirler, nehirler ve çöller?" "Bunu da bilemem," dedi coğrafyacı. "Ama siz coğrafyacısınız." "Elbette. Ama ben kaşif değilim. Müthiş bir şekilde kaşif eksikliği çekiyorum. Şehirlerin, dağların, okyanusların ve çöllerin sayısını öğrenmek coğrafyacının işi değildir. Bir coğrafyacı vaktini etrafa avare dolaşarak harcamayacak kadar önemlidir. Bürosundan asla ayrılmaz ama kaşifleri kabul eder. Onlara sorular sorar ve yolculuklarındaki anlarıyla ilgili notlar tutar. İlgisini çeken bir anıyla karşılaştığında ise kaşifin ahlaki hakkında bir araştırma yapılmasını ister. Neden? Çünkü yalan söyleyen bir kaşif coğrafya kitaplarında büyük felaketlere neden olur. Çok fazla içki içen bir kaşif de öyle. "Ama neden?" diye sordu Küçük Prens. "Çünkü sarhoşlar her şeyi çift görür. Sonuç olarak gerçekte bir tane dağ varken coğrafyacı defterine iki tane not eder." "Ben kötü kaşif olacak birini tanıyorum," dedi Küçük Prens. "Evet, bu mümkündür. Kaşifin karakteri yeterince iyi de olsa keşfiyle ilgili bir araştırma daha yapılır. Yani biri gidip kontrol mü eder?" "Hayır, bu çok zor olurdu. Ama kaşiften yaptığı keşif kanıtlanması istenir. Örneğin büyük bir dağ keşfettiğinde oradan birkaç büyük taş getirmesi gerekir." Coğrafyacı birden heyecanlandı. "Sen uzaklardan geliyorsun. Bir kaşifsin. Bana gezegenini tarif etmelisin." Coğrafyacı kayıt defterini açtı. Kalemin ucunu sivriltti. Kaşifin anlatacakları önce kurşun kalemle yazılırdı. Kaşif bunları kanıtladıktan sonra bilgiler mürekkeple yeniden yazılırdı. "Bekliyorum," dedi coğrafyacı sabırsızlıkla. "Benim yaşadığım yer pek ilginç değil. Çok küçük bir gezegen. 3 tane yanardağım var. İkisi aktif yanardağ, biri ise sönmüş durumda. Ama yine de belli olmaz, belli olmaz," dedi coğrafyacı. "Bir de çiçeğim var. Çiçekleri kaydetmiyoruz." "Neden?" "O gezegenimdeki en güzel varlık. Çünkü çiçekler geçicidir." "Geçici ne demek?" "Coğrafya kitapları en değerli kitaplardır. Asla içerikleri değişmez, eksilmezler. Çünkü dağlar yer değiştirdiği pek ender görünür. Bir okyanusun susuz kaldığı pek enderdir. Biz kalıcı şeylerin kaydını tutarız." "Ama sönmüş yanardağlar yeniden uyanabilir," dedi Küçük Prens. "Geçici ne demek?" "Yanardağın aktif ya da sönmüş olması bizim için fark etmez. Önemli olan dağ olması," dedi coğrafyacı. "O değişmez." "Peki ama geçici ne demek?" Küçük Prens sorduğu sorunun yanıtını almadıkça asla vazgeçmezdi. "Kısa ömürlü, kısa zamanda yok olmaya mahkum demek." "Benim çiçeğim yakında yok olmaya mahkum mu?" "Elbette. Çiçeğim kısa ömürlü," dedi Küçük Prens kendi kendine. "Ve kendini koruyabilmek için sadece 4 tanecik dikeni var. Ben de onu gezegenimde tek başına bıraktım." Bu ilk pişmanlığıydı ama cesaretini yeniden topladı. "Şimdi nereye ziyaret etmemi önerirsiniz?" diye sordu. "Dünyayı," dedi coğrafyacı. "Çok iyi, ünlü bir gezegendir." Küçük Prens bir yandan çiçeğini düşünerek yola devam etti.
İyi günler arkadaşlar.